Thank you. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisinin yeni Orta Doğu planına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Orta Doğu'ya barış gelemez. Bir açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Grup başkan vekilleriyle görüştüm. Bir ortak bildiriyle parlamento adına da bunu kınayan bir açıklama yapacaklar diyen Şentop, bunun adı uluslararası eşkıyalıktır dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İsrail'in şu anda yolsuzluklarla ilgili olarak yargılanan başbakanını da yanına alarak Filistin topraklarıyla, hatta Suriye topraklarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının sanki dünyanın tapusunu elinde tutan bir kişi gibi hareket etmesi, Suriye toprakları gibi üçüncü ülkelerin topraklarıyla ilgili kararlar verebileceğini düşünmesi uluslararası hukuk bakımından çok vahim bir tablodur. Uluslararası alanda, her alanda olduğu gibi ya hukuk vardır, hukuk yoksa güç kullanımı eşkıyalıktır. Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır. Ayrıca tabii Filistin halkının talepleri, bu konudaki tezleri, görüşleri de dikkate alınmadan tek taraflı bir beyanla adeta Netanyahu'nun seçim kampanyasına bir destek gibi anlaşılabilecek bir tavır vardır.